Göz hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır lazer teknolojisi kullanılıyor. Sıklıkla lazerle gözlükten kurtulma veya göz çizdirme olarak adlandırılan operasyonların detaylarını ve aklımıza takılan soruları konuşacağız bu bölümde. Stüdyomuzda bilgilerini almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Demirok bulunuyor. Eğer sizin de bu konularda sorularınız, sorunlarınız varsa bize katılabilir, sorularınızı iletebilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla sohbetimiz boyunca mesajlarınızı iletebilirsiniz. Canlı yayında vaktimiz kaldığınca soruları sormaya gayret ediyoruz. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok iyiyim. İnşallah faydalı bir program olur izleyicilerimiz için. Faydalı olacağına çok eminim. Hocam bir göz maketi getirmişsiniz. Çok iyi etmişsiniz. Bunun üzerinde bize gözümüzün yapısını ve göz kusurlarının neyden kaynaklandığını anlatabilir evet. misiniz? Çok iyi olur. Şimdi gözümüz böyle bir küre şeklinde bildiğiniz gibi. En önde bir saydam tabaka var. Biz buna kornea diyoruz. Yandan bakışta fark edilebilir. Saat camı gibidir. Onun hemen arkasında şunu çıkarıp kenara koyarsak. Bunu da çıkaralım. Gözün renkli kısmı var. Yani yeşil, mavi, kahverengi bu rengi veren iris dokusudur. Bunun da arkasında göz içi merceğimiz var. Hani katarak gelişir ya, katarak geliştiğinde bunun saydamlığı bozulmuş anlamına gelir. Evet. İşte o lens bu oluyor, göz içi lensimiz. Işınlar korneadan ve lensten geçtikten sonra retinaya gelirler. Hı hı. Retinadaki oluşan elektrik potansiyeli de arkaya optik sinir yoluyla aktarılır ve beyinde görme oluşur. Hmm. Ama kamera gibi çalışan bir sistem var. Hmm. Göz dediğimiz bu olmadan görme de mümkün değil. Ve ışık olması gerekiyor değil mi hocam? Karanlıkta tabii ki da ışık olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Gerçi yarı karanlıkta görebiliyoruz ama. Evet. Görme kusurları dediğimiz miyop, hipermetrop, astigmat gibi şeyler gözün büyüklüğüyle ilgili olabilir. Mesela büyüklüğü miyop derken veya hipermetrop gözün normalden uzun olması halinde miyop söz konusudur. Gözün yapısının büyük olması öyle evet. mi hocam? Ön arka uzunluğu normalden biraz büyükse, mesela birisi 41 numara ayakkabı giyiyordur, birisi 45 numara. Neden? 45 giyenin ayağı büyüktür. Dolayısıyla onun gibi gözler de farklı. Eksi 5 derece miyopsa birisi, onun gözü normal bir gözden daha büyüktür. Eğer ön arka uzunluğu kısaysa bu sefer de hipermetrop söz konusu olur. Eğer ki bu gördüğümüz saydam tabakanın eğiminde bir problem varsa, yani bütün meridyenleri aynı eğimde değilse, mesela 180 derece daha düz, 90 derece daha dikse, o zaman da astigmatizma söz konusudur. Yani ışınlar buradan geçtiğinde belli bir yerde odaklanamazlar. Işınların bir kısmı önde, bir kısmı arkadadır. Evet. Karmaşık bir durum ortaya çıkar gözün içerisinde. Dolayısıyla bulanık görme söz konusu olur. Başlıca kırılma kusuru dediğimiz problemler bunlar. Peki hocam şimdi gözün büyüklüğü, küçüklüğü ve yapısıyla alakalı olduğunu söylediniz. Evet. Acaba kadınların daha küçük, erkeklerin daha büyük ya da belli yaş gruplarında gözler daha küçük, büyük gibi bir ayrım söz konusu olabiliyor mu bu anlamda? Kadın erkek ayrımı yok ama çocuklarda daha küçüktür, giderek büyür. Yeni doğandaki göz küresi daha küçüktür mesela. Yaşla birlikte büyür ama 3 yaşında aşağı yukarı büyüktekine çok yakın hale gelir. Daha ileri yaşlarda gene biraz daha büyüme gösterir. Yani çocukların gözü kafa yapılarına göre, bedenlerine göre daha büyüktür. Büyük kalır. Çünkü evet. o şekilde gider artık. Kafa büyür tabii, ama göz tabii, aynı. Kafa büyür, beden büyür. Göz aynı kalır genellikle. Çok küçük değişiklikler olabilir. Peki hocam şimdi o zaman tamamen genetik olduğunu anlıyoruz biz kırma kusurlarının. Doğru mu? Yoksa kendi yaptığımız bir takım hatalar var mı bu bozuklukların oluşmasında? Şimdi genetik tarafı var mutlaka ama bir takım hataların da etkisi var. Büyüme çağındayken çocuklar çok yakına bakar, gün ışığından uzak kalır, uzun süre yakın çalışma yaparsa bunun miyopiyi artırdığına dair ciddi deliller var. Çalışmada belli mesafeyi korumak önemli, gün ışığından faydalanmak önemli, doğru gözlük takmak önemli. Yani siz normalden yüksek dereceli bir gözlük takarsanız da bunun olumsuz etkisi olabiliyor. Düşük takarsanız da olumsuz etkisi olabiliyor. Gözünüz normalse, bir problem yoksa
uygun mesafeden, aşırı yaklaşmadan ve gün ışığından faydalanarak çalışmak en güzeli. Şöyle bir bilgi duymuştum hocam, ne kadar doğru merak ediyorum. Şimdi çocuğun gözü bozuksa, ona gözlük vermezsek o göz ilerlediği yaşlarda düzelir diye. Yani göz tembelliğe alışmasın gözlükle diye bir anlayış var toplumumuzda. Bu ne kadar doğru? Şöyle bir şey var. Gözde aslında emetropizasyon dediğimiz, yani normalleşme dediğimiz bir süreç de var. Bir görme kusuru varsa bunu normale çevirmek için, mesela gözün biraz büyümesi gerekiyorsa, büyümeyi tetikleyici bir takım maddeler salgılanabiliyor gözden. Dolayısıyla her kusurda çocukta gözlük takmak çok doğru bir şey değil. Yani bu 3 yaşında 5 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum. Evet. Bu gelişimin çok hızlı olduğu dönemde ciddi bir derece söz konusu değilse gözlük takmamak daha iyi. Bunu da bir göz hekimine giderek karar vermek lazım. Ama ciddi bir derece varsa, mesela bir göz tamamen normal, diğer gözde de -3,5 astigmatizma var. Böyle bir durumda da gözlük takmak lazım. Takmazsak ne olur? Görme tembelliği dediğimiz, tıbbi olarak ambliyopi dediğimiz durum ortaya çıkar. Gözün birisi net görüyor ama diğeri bulanık görüyor. O bulanık gören gözden giden sinyaller beyinde bulanık bir görüntü oluşturuyor. Ve beyin artık o şekilde görmeyi öğreniyor. Bir şekilde, yani görme gelişememiş oluyor. Bunu da ileri yaşlarda düzeltmek çok zor oluyor. Bunu önceden fark etmek önemli. Dolayısıyla okul çağı öncesinde, doğumdan itibaren belli aralıklarla çocukların mutlaka değerlendirilmesi lazım. Sadece görme kusurları, yani kırılma kusurları için değil, işte katarakt olabilir, göz içi tümörleri olabilir. Bunlar basit muayenelerle anlaşılabilir. Onun için belli aralıklarla muayene son derece önemli. Çocuklar için daha önemli. Peki hocam, bizler toplum olarak acaba göz sağlığını ihmal eden, hekime gitmekten kaçınan bir toplum muyuz sizce? Tabii genel olarak sadece göz değil, onun dışındaki sağlık problemlerimizle ilgili de biraz her şeyi geciktiriyoruz. Gözle ilgili geciktirmeler biraz pahalıya mal olabiliyor. Bazıları çünkü hiç belirti vermiyor. Mesela glokom diye bir hastalığımız var. Eğer rutin muayenede bir göz içi basıncı ölçümü yapılmadıysa kişinin hissedebileceği hiçbir şey yok. Yavaş yavaş görme sinirinde tahribat meydana geliyor ve günün birinde bir bakıyor ki bir gözü görmüyor. Bir hastamı hatırlıyorum. Şöyle fark etmiş glokom olduğunu. Namazdan sonra diyor, selam veriyorum. Sağ tarafıma dönüyorum, sağ omuzumu görüyorum. Sol tarafıma dönüyorum, sol omuzumu göremiyorum. Allah Allah, niye göremiyorum dedim diyor. Bir gözümü kapattım ki diyor, bu gözüm görmüyor. Ama iki gözü açıkken de fark etmemiş değil mi? İki gözü açıkken fark etmiyor. Neden fark etmiyor? Baktığı yeri görüyor aslında. Evet. Yani size baksa sizi görebiliyor. Tabii. Ama çevreyi göremiyor. Ben size bakarken ekranı görüyorum, kameramanı görüyorum, tavanı evet. görüyorum, birçok yeri görüyorum. Evet. Görme alanımız çok geniş. Glokomda olan şey görme alanını daraltıyor başlangıçta. Ve sinsi görme siniri tahribat kadarıyla. Yapıyor. Gözde ciddi bir ağrıya falan yol açmıyor. Ağrıya yol açması için bayağı ciddi zaman bir yükselme geçmesin. Olması gerekir. Onun dışında tabii gözün arkasında retinada bir takım problemler var. Erken fark edilmesinin önemli olduğu. Ama çocuklardaki görme tembelliğinin erken fark edilmesi çok çok önemli. Çünkü çocukken düzeltemezsek ileri yaşlarda çok çok zor oluyor. Telafisi mümkün olmuyor. Peki hocam, siz sağlıklı bir bireye ya da kendini sağlıklı, göz sağlığı açısından sağlıklı olduğunu düşünen bir bireye hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Ne kadar zaman aralıklarında doktora gitmeli, görünmeli? Bu yetişkin bir birey ise, diyelim 20 yaşında birisinden bahsedelim. Göz muayenesi olmuş, herhangi bir problemi yok. Bu kişinin çok sık, yılda bir muayene olmasına da gerek yok açıkçası. 3 yılda bir, 4 yılda bir, 5 yılda bir muayene olabilir. Ama 30 yaşını geçtikten sonra, yaş ilerledikçe bu sıklığı biraz artırmak lazım. Mesela çok önemli bir şey var. 45 yaş civarında bir yakın görme problemi ortaya çıkar. Bunun nedeni gözün içerisindeki bu merceğimizin esnekliğinin azalmasıdır. Bu miyoptan farklı bir durum. Bu miyoptan farklı bir şey. Presbiyopi diyoruz. Hipermetropiye benzer bir şey. Yakını görmesi zorlaşır. İnsan telaşlanır. Ben niye yakını göremiyorum? Ne yapabiliriz? Lazerli olur mu? İlaçlı olur mu? Falan şeklinde. O sırada bir göz muayenesi olur neyse ki.
Birçok iş işten geçmiş demek midir hocam? Artık yok, yakın. Hayır. Yakın problem önemli değil. Yani bununla ilgili gecikse de çok problem yok. Ama bu muayene sırasında glokom tespit edilebilir. Anladım. Birçok hastada hiçbir şikayeti yokken yakın gözlüğü almaya gittiği zaman glokom fark edilebiliyor. Bu güzel bir şey aynı zamanda, yani bir çeşit uyarıcı bir şey. Yakın görme bozukluğu varsa bir muayene olmanız gerekiyor ama bu muayenenin biraz kapsamlı olması gerekiyor. Doktora da sadece yakın gözlüğü işte bu uygun mu uygun deyip onu almak tarzında değil de. Evet. O sırada göz içi basıncı ölçülmeli, göz dibi muayenesi yapılmalı. Tabii buna zaman da olabilmeli. Günümüzde çok hızlı muayeneler yapıldığı zaman maalesef bunlar da atlanabiliyor. Tam teşekküllü bir göz muayenesi olmakta fayda var. Evet. Hocam şimdi yakını görmeye yakını görmemeye başlayan hastalar gidip aynı yakın gözlüğünü alıyorlar herhangi bir yerden. Evet. Acaba bu İş doğru portadan da olabiliyor, değil mi? Piyasadan alabiliyor. Da olabiliyor. Bu doğru bir tutum mu? Doğru bir tutum değil tabii ki ama onlar işini görebiliyorlar. Yani gerçekten evet, faydası oluyor. Ama bu gözlüklerin odak noktaları uygun değildir kesinlikle. Çünkü camların bir merkezi vardır. O merkez tam göz bebeğimizin karşısına gelmesi gerekir. Baktığımızda camın merkezinden bakmamız gerekir. Bunu ancak gözlükçüler yapabilir. Hani her gözlükçü de bu hassasiyete sahip midir? O da ayrı bir konu. Hani gözlükçüde de kalitesine dikkat etmek lazım. İşini iyi yapıyor mu ona bakmak lazım. En başta odak noktası uygun değildir. Derecesi uygun olsa bile. Onun dışında bu dediğim şeyden mahrum kalmış olur. Yani bir göz muayenesi olmaktan mahrum kalmış olur. Gözündeki ciddi problemler varsa da fark edilmez. Bu çok önemli bir eksik tabii. Yani siz yakın gözlüğü verirken de güvenilir bir gözlükçüye gidip almasını tavsiye ediyorsunuz. Tabii ama ki. Bunlar tek tip herhalde değil mi hocam? Hipermetrop, miyop gibi numaralar yok herhalde. Hipermetrop benzeri oluyor. Artı değerli camlar veriliyor. Mesela artı 2 hipermetrop olan birisi artı 2 gözlük takıyor. 50 yaşındaki birisi de artı 2 gözlük takabiliyor. Anladım. Ama uzağa bakarken o kişi normal görüyor. Yakına bakarken problem var. Yakında kullanıyor. Ama hipermetrop olan kişi o artı 2 dereceyi uzak içinde, yakın içinde kullanıyor. Tabii yaşı gençse, yaşı ilerlerse uzak için artı 2, yakın için diyelim artı 3, artı 5 kullanması gerekiyor. Dolayısıyla her halükarda bir hekime gidip doğru gözlüğü tabii almakta fayda var değil mi? Mesela ben hipermetropum. Üst tarafı artı 1.75 derece, alt tarafı 3'ün üzerinde. Multifokal gözlük takıyorum. Çok da memnunum. Ama bu gözlükleri de çok iyi yapmak çok kolay değil. Yani her gözlükçü çok iyi yapıyor anlamına da gelmiyor. O konuda da gözlükçü seçmek önemli. Hem muayene önemli, hem gözlükçü önemli. Optisyen önemli. Hocam bir sokağa çıkacağız. Bu konuyla ilgili peki, mikrofon uzattık vatandaşlarımıza. Önce onları dinleyelim. Üzerine sohbetimiz sürsün. Peki. Birlikte izleyelim. Gözlerinizle ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? Yaşamıştım. Şu anda her ikisinde de mercek var. Yani lens dediğimiz onlardan var. Dolayısıyla gözlükte kullanıyorum. Yakın görme var. Onunla da gözlükten taşıyorum. Gözlerimle ilgili şimdiye kadar bir sorun yaşamadım ama ufak bebeğim olduğu için uykusuzluktan, yorgunluktan herhalde içine doğru kızarıklıklar oluşmaya başlıyor bazen. Kaşınıyor. Herhalde bu da yorgunluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Ben şimdi gözlük takıyorum. Hem yakın gözlüğü hem uzak gözlüğü takıyorum. Hem uzağı göremiyorum hem yakından yazı falan okurken yakın gözlüğü de takıyorum. Dolayısıyla sorunum ben şöyle böyle 40-50 seneden beri gözlük takıyorum. Yakını göremiyorum, uzağa da gözlük kullanıyorum. Ama göz içinde... Gözlükleriniz yok ama. Yok, takmıyorum. Evde yakını şey yapmak için takıyorum. Çocuklarımın gözden sorunları var. Keratokonus. Onlardan işte bilmiyorum, öyle daha bilgi alabilmek iyi bir şey. Uzakta sorunlarım var. Yani numaralı gözlüğüm. Zaten lens takıyorum. Öyle. Numaralı lens takıyorum. Gözlüğüm benim ilk kullanan beri 6 numaraydı. İşte 15 sene falan önce çizildi. Onu sıfırlandı. Şimdilik de yaşımdan dolayı uzak takıyorum. Yakında kullanıyorum. Hocam toplumumuzda kırma kusurları deyince acaba geniş bir kitlede görülüyor mu bu göz hastalığı? Tabii ki. Kırılma kusuru presbiyopiye de dahil edersek neredeyse gözlük takmayan kimse yok diyebiliriz. Miyopi özellikle çok daha yaygındır. Hipermetropi ona göre daha azdır. Astigmatizma gene çok yaygındır. Ama küçük derecelerde
gözlük takmak şart da değildir. Takmadığınız için bir şey de olmaz. Küçük derece takılmadı diye, gözlük takılmadı diye ilerlemez. İlerlediyse gözlük takınca gerilemez. Ha, bu gözün yapısıyla ilgili, anatomisiyle ilgili. Evet. Hani büyük olan bir gözü küçültmek için önüne bir cam koymak böyle bir etki ortaya çıkarmaz. Doğru. Yani bu konuda çok değişik şeyler söylenebiliyor. Bunların bir aslı astarı yok. Bir hastamız keratokonüsten bahsetti. O oldukça önemli. Nedir özellikle hocam? Bizim refraktif cerrahi yapacağımız hastalarda mutlaka keratokonüs varlığını araştırıyoruz. Keratokonüs bu gördüğümüz kornea tabakasının bir bölümünde zayıflama, incelme ve öne doğru kabarıklaşma söz konusu oluyor. Normalde düzgün bir yüzeyken orta kısmı da değil, genelde ortanın altı kısmındaki bir bölge yavaş yavaş sivrileşiyor. Ne tür yakınmalara yol açıyor kişide? Bu ne yapıyor? Görmede bulanıklığa yol açıyor. Düzensiz astigmatizmaya yol açıyor. Düzensiz astigmata ne anlama geliyor? Gözlükle düzeltemediğimiz bir astigmat anlamına geliyor. Dolayısıyla ne yapsak da görmesini iyi hale getiremiyoruz. Bunlarda kontak lens kullanabiliyoruz. Sert kontak lens. Ama en önemlisi fark ettiğimiz zaman, erken fark edersek, crosslink diye bir işlem var. Işın tedavisi. Onunla korneayı sertleştiriyoruz. Dolayısıyla bu ileriye doğru kabarıklaşma olayı bir yerde durmuş oluyor. Büyük ölçüde faydası oluyor. Onu mutlaka yapmak gerekiyor. Çok sayıda keratokonüs hastamız var. Bizim refraktif cerrahi birimimiz aynı zamanda keratokonüs merkezi olarak da çalışıyor. Yani keratokonüs ciddiye alınması gereken, mutlaka durdurulması gereken bir hastalık. Tedavi fark edilmediği zaman çok ileri dönemlerde kornea nakli yapmak gerekebiliyor. Yani korneayı çıkarıyoruz. 7-8 milimetrelik bir korneayı çıkarıyoruz. Ölüden alınan korneayı buraya naklediyoruz. Hmm. Eskiden bu çok fazla yapılırdı keratokonüste ama günümüzde çok az yapılıyor. Çünkü bu durdurma işleminden sonra aşırı ilerlemeler pek söz konusu olmuyor. Bu da güzel bir şey. Evet. Şimdi hocam lazer tedavisini konuşacağız. Görme kusurlarında tedavi seçenekleri desem, acaba lazer ilk seçenek mi olmalı, son seçenek mi olmalı? Kimler lazeri tercih etmeli? Evet, çok güzel bir soru. Yani gözlük takan birisine şöyle bir anlayış olabiliyor. Gözlük takıyorum, bende bir hastalık var, işte bunun giderilmesi lazım. Aslında böyle bir şey yok. Gözlük görme kusurlarında, kırılma kusurlarında ilk seçenektir. İlk olarak gözlüğü tercih ederiz, gözlük kullandırtmaya başlarız, gözlük öneririz. Gözlükten sonra kontak lens seçeneği var. Kontak lensi zaman zaman takar, işe giderken takar, eve gelince çıkarır. Bunların değişik türleri var. Kontak lens de çok iyi bir seçenek. Bunun arkasından refraktif cerrahi gelir. Yani lazerle görme kusurunu düzeltme işlemleri. Halk arasında gözü çizdirmek diye bir tabir vardır. Evet. Doğru bir tabir midir hocam bu? Gözü çizdirme tabiri eskiden doğruydu, 20 yıl kadar önce. Radyal keratotomi diye bir işlem yapılırdı. Radyal keratotomi, şöyle göstereyim. Miyopiyi düzeltmek için korneaya derin çizikler atardık elmas bıçaklarla. Merkezden perifere doğru kesiler yapardık. Bu kesiler ne yapar? Korneanın şu bölgesini zayıflaştırır, ortasının düzleşmesine yol açar. Yani şöyle elimle gösterirsem, kornea böyleyken evet, buralara biz kesiler yaptık, zayıflattık. Buralar bombeleşir, hı hı, merkezi kısım düzleşir. Hı. Bu çok yapılan, benim de çok yaptığım bir ameliyattır vaktiyle. Ama 20 yıl önce mi diyorsunuz? Tabii ama günümüzde bunu yapmıyoruz. Yapan yerler belki vardır. Orta Asya ülkelerinde, Rusya'da belki vardır. Rusya'da başlamıştı bunların yapılması. Ama günümüzde yapılmıyor. Yani çizme olayı yok şu anda. Kalktı. Fakat o zamandan kalan bir alışkanlıkla halkımız buna göz çizme olayı diyebiliyor. Çizme değil de lazerle düzeltme denebilir. Bunun da tipleri var değil mi hocam? Tabii. Bunun da tipleri var. Birisi PRK dediğimiz yöntem var. Bu 80'li yıllardan beri yapılır. En eski yöntem diyebiliriz. Günümüzde de halen başarıyla yapılabiliyor. PRK'da korneamızın direkt olarak Excimer lazerle tıraşlanması söz konusudur. Biz bu korneanın derecesini değiştirirsek aslında gözün de derecesini değiştirmiş oluyoruz. Mesela bunun derecesi 43 dioptridir. 43 derecedir diyelim. Biz bunu 40'a indirdiğimiz zaman, düzleştirdiğimiz zaman
ne olmuş olur? 3 derecelik bir değişiklik yapmış oluyoruz korneada. Bu şekilde miyopiyi düzeltebiliriz. 3 derece gözlük takarken biz bunu 3 derece aşağı indirirsek gözlük yerine korneanın derecesinin değişmesiyle görme düzelmiş olur. Dolayısıyla 3 numaraya mı sahip olması lazım bu ameliyat olacak hastanın? Mesela 6 ise hocam 3'e iniyor. Yok. 6 ise 6 derecelik değişiklik yaparız. Her dereceye mesela uygun. Mesela 45 ise eğer 45'ten 39'a indiririz. Anladım. Aslında bu hesap tam böyle değildir de ben anlaşılsın diye anladım. 45'ten 39 diyorum. Normalde 45'ten işte 41'e falan iner. Veya hipermetropsa bunun merkezi kısmının dikliğinin artması gerekir. Mesela elimden gene göstereyim. Normalde şöyleyken şöyle dikleşmesi gerekir. Hipermetropinin düzelmesi için. Evet. Dolayısıyla burası 45 ise biz bunu 47 yaparsak o zaman hipermetropiyi düzeltmiş oluruz. Kaç derece olursa olsun mu hocam hipermetropi ve miyop kişide? Hayır, kaç derece olursa olsun değil. Özellikle hipermetropide derece yükseldikçe başarı oranları düşer, geriye dönüşler artar. Regresyon dediğimiz yaptık bir işlem, bir düzeltme yaptık. Daha sonra derecenin geri dönmesi olayı söz konusu olur hipermetroplarda. 4 derecenin üzerine çıkmamaya çalışıyoruz. 4 derece bile olsa bir de bu korneanın eğiminin uygun olması gerekiyor. Mesela kornea çok diktir. Mesela 48 dioptridir. Biz şimdi bunda hipermetropik bir düzeltme yapmak istemeyiz. Çünkü biraz daha sivriltirsek 49-50 gibi değerlere gelir ki bunun bir takım sakıncaları var. Ama 45 dioptri ise bunu 47 yapabiliriz. 40 ise 42 yapabiliriz. Miyoplarda da aynı şey söz konusu. Diyelim 38 dioptridir korneanın kırma gücü. Bunu da 35'in altına indirmek istemiyoruz. -8'de miyopsa hasta bunu bu şekilde tedavi etmek doğru bir yaklaşım olmaz. Yani lazer yapmak için birçok özellik yanında en önemlisi korneanın uygun olması gerekiyor. Kalınlığı uygun olacak, eğimi uygun olacak, bir takım kuru göz gibi istemediğimiz şeyler olmayacak. Bunların hepsi bir aradaysa, uygunsa size lazer yapılabilir diyoruz. Ama bu kararı veren kim? Kişinin kendisi. Yani biz kimseye senin lazer olman lazım demiyoruz. Sana mutlaka lazer yapmak lazım demiyoruz. Kişi kendisi karar veriyor. Ben diyor gözlük kullanmak istemiyorum. Mutlaka lazer olmak istiyorum. Bize eğer uygunsa evet olabilirsin diyoruz. Bazı testler yapıyorsunuz. Kornea testleri. Tabii ki. Kornea topografisi diye bir cihazımız var. Onunla hem korneanın eğimine bakıyoruz, hem kalınlığına bakıyoruz, hem derinliğine bakıyoruz, ön kamera derinliğine. Eğer uygunsa... Siz uygun bir adaysınız lazer, diyorsunuz. Evet, evet. Mesela, ve hocam diyelim ki tamam dedi, ben karar verdim, uygun bir aday da karşınıza çıktı. Evet. Şimdi pek çok lazer yöntemi var. Lezik, lazek, bunların birbirinden farkı nedir? Yani kişi nasıl karar vermelidir hangisinin olması gerektiğine? Çok güzel bir soru. Şimdi bazı yöntemler hepsine uygundur. Yani her göze uygundur. Bu kornea eğer normalden ince ise, mesela 500 mikron civarındaysa, 500 mikronun biraz altındaysa, bunda lasik yapmak çok mantıklı değildir. PRK veya SMILE diye bir yöntem var. Onlar yapılabilir. Lasik neden uygun değildir? Lasikte bir zar kaldırıyoruz korneanın üzerinden. Mesela korneanın kalınlığı 500 mikron olsun. Buradan 120 mikronluk bir flap kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra altta kalan stroma dediğimiz kornea dokusuna lazer uyguluyoruz. İstediğimiz şekillendirmeyi yapıyoruz. Sonra bu flap'i kapatıyoruz. Ama bu kapattığımız flap hiçbir zaman buraya tam yapışmıyor. Hani kemik kırılır da kaynar ya, evet, sağlam bir şekilde. Onun gibi bir şey söz konusu değil. Mesela 10 yıl sonra biz bu flap'i kaldırmak istesek kaldırıyoruz. Anladım. Dolayısıyla biz korneanın kalınlığını 120 mikron azaltmış oluyoruz aslında. Bir de lazerle tıraşlayarak inceltiyoruz. İki defa incelmiş oluyor. Bunun yerine PRK yaparsak, PRK'da flap olayı yok. İncelttiğimizi inceltiyoruz, kalan kısmı aşağıda kalıyor. Yani aşağıda kalan kornea dokusu lasiğe göre daha fazla. SMILE daha farklı, daha yeni bir teknik. 2012'de ilk kez Türkiye'de biz yaptık. Bizden birkaç yıl sonra özelde de yapılmaya başlandı.
Yani teknik olarak en yeni teknik diyebiliriz Smile için. Gelişmeye de devam ediyor. Mesela 3-5 sene sonraki Smile biraz daha da farklı olacaktır. Smile'da flap olayı yok. Femtosaniye lazerle kornea içerisinde bir lentikül oluşturuluyor. Korneanın içindeki kısma stroma diyoruz. O stromadan mercek şeklinde bir parça oluşturuluyor. Kenarda açılan küçük bir kesiden dışarı çıkartılıyor. Dolayısıyla darbe vesaire herhangi bir şey olsa da flap'in yerinden kalkması diye bir şey söz konusu değil. PRK'da da böyle. Ama LASIK'te yandan gelen bir darbe bu kaldırdığımız flap'i yerinden kaldırabilir. Çok ciddi problemler oluşturabilir. Yani kişinin yaşam şekli ya da hekimin bildiği yöntemi seçiyorsunuz karşılıklı herhalde. Tabii, değil mi hocam? Tabii. Yani bir refraktif cerrahi merkezinde aslında bunların hepsinin yapılabiliyor olması önemli. Mesela bizim Beyoğlu Göz Hastanesi refraktif cerrahi bölümünde bunların hepsini yapabiliyoruz. Resmi bir hastaneyiz. Bir de para kazanma gibi bir derdimiz yok. Yani evet. Biz çok vaka yaparsak çok kazanmıyoruz. Öyle bir özelliğimiz yok. Evet. Ama biz doğru kişilere doğru cerrahileri yapmaya çalışıyoruz. Hocam bir izleyicimiz SGK karşılıyor mu diye sormuş. SGK karşılamıyor maalesef. Özel durumlarda karşılıyor. Tıbbi bir endikasyon varsa mesela gözün birisi 0, birisi 7 derece olduğu zaman biz bunlara rapor çıkartıyoruz. Böyle bir kişi gözlük kullanamaz. 4 dereceden fazla fark olduğu zaman çift görme olur gözlüğü taktığı zaman. O kişiler o tek gözüne ücretsiz olarak lazer yaptırabilirler. Gene bizim gibi hastanelerde. Bir izleyicimiz de değerli hocam göz derecelerim +3 +3 hipermetrop. Korneam ince, yani bu ameliyatı yaptırmak istiyorum. Korneası ince hastalara uygulanacak yöntem var mı diye sorar. +3 için yapılabilir aslında ama incelikten neyi kastediyor onu bilmek lazım. Ne kadar ince acaba? Yani tabii onun şeyleri var değil mi hocam? Raporları var. O raporları görmeden tabii, bir şey diyemiyorsunuz. Onları değerlendirmek lazım. Hem topografisine bakmak lazım. Kornea inceliği nedir ona bakmak lazım. Mesela kornea inceliği konusunda hipermetroplar daha avantajlıdır miyoplara göre. Miyoplarda tam merkezde bir inceltme yapıyoruz. Hipermetroplarda kenarlarda bir inceltme yapıyoruz. Korneanın orta kısmı daha incedir. Kenarlar biraz daha kalındır. O kalın bölgeye işlem yaptığımız için muhtemelen çok problem olmayacaktır. Yani çok aşırı ince bir kornea değilse. Hocam şu konuda da bizi bilgilendirin. Yavaş yavaş süremiz de doluyor. Acaba bu kanamalı bir ameliyat mıdır? Ameliyat sırasında ağrı sızı olur mu? Sonrasında hastaların nelere dikkat etmesi gerekir? Çok önemli bir soru. Ameliyat sırasında damlayla, topikal anestezi dediğimiz damlayla anestezi uyguluyoruz. Damlayla uyuşturuyoruz daha doğrusu. İşlem sırasında bir şey hissetmiyorlar açıkçası. Göze dokunulduğu hissediliyor sadece. Fakat PRK dediğimiz yöntemde biz lazerle bir tıraşlama yaptık ve bir çeşit bir yara oluşturmuş olduk korneada. Oranın kapanması birkaç gün sürüyor. İlk 1-2 gün özellikle ciddi ağrılar olabiliyor. Bu biraz da göreceli. Kişinin ağrı eşiğiyle de ilgili. Mesela oğluma PRK yapmıştım. O ağrı ne zaman başlayacak falan derken ağrı olmadı doğrusu. Kontakt lens de takıyoruz onun üzerine. Kızıma Smile yapmıştım mesela 5 yıl kadar önce. Onun hiç problemi olmadı. Zaten Smile ve Femtolasik'te ameliyat sonrası ağrı çok az oluyor. Gözde batma tarzında bir şeyler olabiliyor. Ama PRK'da ağrı biraz daha fazla. Çok fazla yapılmamasının bir nedeni de bu. Özellikle özel sektörde PRK yapmak biraz risk almak anlamına geliyor. Doğru. PRK yapılan birisine ertesi gün birisi sorsa işte sen yaptırmışsın duydum ben de yaptırayım diye pek tavsiye etmez yaptırmasını. Ama femtolasik yapılmış, smile yapılmış birisine sormuş olsa onlar çok memnundur. O hastalar yüzleri gülerek gelir ertesi gün kontrole. PRK yapılmış hasta çok perişan vaziyettedir. Ama geç dönemde PRK o da sağlıklı, sağlam bir kornea kalır geride. Bizim kullandığımız, önerdiğimiz yöntemlerden birisidir. Anında geçer mi hocam göz bozuklukları? Hemen görmeye başlar mı hasta gözünüz? Hemen değil ama ertesi gün büyük ölçüde normal görme düzeyine ulaşır. Mesela LASIK yönteminde. Smile'da tama yakın bir görme vardır ama birkaç gün sonra daha iyi olur. PRK'da 3-4 gün bulanık görür. 5-6 gün sonra görmesi normale dönmeye başlar. Onların hemen işe başlaması mesela daha zordur PRK yapılmış hastalar.
Femtolastik ve Smile için neredeyse ertesi gün işine başlayabilir. Çok teşekkür ediyorum hocam ben Kadın Hayatlar'a katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok değerli bilgiler verdiniz bizlere. Efendim Beyoğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Demirok'la lazer yöntemlerini konuştuk. Hiçbir yere ayrılmayın. Yine biz buradayız.